Biz bugün ilk dernek ziyareti olarak Ankara Beşiktaşlar Cemiyeti, Türkiye'nin en eski Beşiktaşlı dernek kuruluşu olan Ankara Beşiktaşlar Cemiyeti'ne ziyaretimizi yaptık. Bundan sonra Begikat derneklerini ziyaret edeceğiz. Yarın da Beşiktaşlı Hukukçular Derneği ziyaretimiz olacak. Anadolu Beşiktaşlar Derneği ziyaretimiz olacak. Daha sonra da Bilkent'te büyük buluşma olacak. Tüm Beşiktaşlı kongre üyeleri ve taraftarlarla Bilkent'teki buluşmamızla Ankara'daki ziyaretimiz son bulacak. Ertesi gün de Konya'ya gideceğiz. Kademe kademe ve onları çok iyi anlatarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani son gün liste bu, çıkın o değil. Hepsini biz önceden bitireceğiz. Beşiktaş 8 asil, 5 tane yedek üye, tüzük gereği. Fakat buradaki iş hacmi çok büyük. Siz asil yedek olarak ayırmanız doğru olmaz. Ben ne yapacağım? O 13 üyeni de seçildiğimiz takdirde bütün toplantılarımıza katılacak ve onların hepsi sorumluluk alacak. Hepsinin 29'u akşamı neden sorumlu olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda Beşiktaş AŞ Yönetim Kurulu'na biz işinin ehli Türkiye'deki en iyi profesyonelleri getireceğiz. Öyle bana şu oyu ver, sana o koltuğu vereyim şeklinde bir pazarlama olmayacak. Beşiktaş AŞ'nin çok profesyonelce yönetilmesi lazım ki biz bakın kendi dernek aday listemizi açıklarken ilk adayımızı açıkladık. Türkiye'nin en önemli bankacılarından birisi. Türkiye'nin çok iyi eğitim almış, Kabataş okullarından mezun, Kabataş Lisesi'nden mezun, Kabataş Mütevelli Heyet üyesi, divan üyesi. Yani Beşiktaş'ta çok büyük değerler var. Doktor Cüneyt Sezgin, ilk açıklamamız bu oldu. Şimdi biz hem profesyonel dünyada milyar dolarlık şirket yönetmiş arkadaşlar alacağız, hem iş adamı alacağız, hem profesyoneller alacağız. Dolayısıyla hibrit bir yapı oluşturacağız ve bu 13 üye de aynı anda birlikte çalışacak ve birlikte sorumluluk alacak. Şirket ise çok iyi profesyonellerden oluşacak. Beşiktaş'ta biz çok güzel şeyler yapacağız. Biz çok iyi çalıştık. Biz dersimize çok iyi çalıştık. Ve bunu 29 Kasım akşamı Swiss Otel'de tüm bu 13 üyemizi de orada tanıştıracağız Beşiktaşlılarla. Beşiktaş dünya desibel rekoru kırmıştı Liverpool maçında. Şu anda o ses hissedilmiyor statta. Beşiktaş'ta 23 yıldan beri iktidarlar sürekli kendi içinden birilerini çıkarttı ve biz diyoruz ki bundan sonra bu son bulacak. Yeni bir beyaz bir sayfa açılacak ve Beşiktaş'ta değişim yaşanacak. Bu değişimi ancak Beşiktaşlılar kendisi karar verecek ve gelip oy kullanacak. 3 Aralık'ta ben buradan tüm Beşiktaşlıları oy kullanmaya davet ediyorum. Mutlaka gelin oyunuzu kullanın. Çünkü bu oy Beşiktaş'ın kaderini değiştirecek ve Beşiktaş'ın köprüden önceki son çıkışıdır. Hiç unutmayalım. Bu beyaz sayfanın açılması lazım ve tüm Beşiktaşlılar gelsinler, bu değişikliği sandıklarda göstersinler. En güzel yerinde Avrupa Şampiyonası'nın oynanmaması diye bir şey olamaz. O yüzden her yeri kontrol etmek istiyorlar. Beşiktaş'ın halka açılmasını, halkla buluşmasını engelliyorlar. Beşiktaş bu kadar büyük bir kulüp ki, Beşiktaş tüm Türkiye'yi kucaklamalı. Avrupa'daki tüm Beşiktaşlıları, Amerika'daki tüm Beşiktaşlıları kucaklamalı. Ama onlar kendi küçük çevrelerinde belli kongre oyunlarıyla burayı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'tan artık vazgeçsinler. Yeteri kadar zarar verdiler. Biz diyoruz ki biz geleceğiz, bu değişimi yapacağız. Beşiktaşlı değişim istiyor. Yani 10 yaşındaki çocuk da istiyor, 80 yaşındaki insan da istiyor. Bırakın bu değişimin kararını Beşiktaşlı kendisi versin. Ve Beşiktaşların oyuna kimse hükmetmeye kalkmasın. Beşiktaşlı özgürdür. Özgür kullanır oyunu. Beşiktaşlı şuna oy ver, buna oy ver diyenden hoşlanmaz. Derneklerimizin üzerindeki baskıdan vazgeçsinler. Derneklerin üzerinde çok ciddi baskı uyguluyorlar. Oyunuzu gelin bize verin. Bize vermezseniz şöyle olur, böyle olur. O dernekler kendi üyelerini öyle onların istediği gibi yönlendiremezler. Çünkü her Beşiktaşlı özgürdür. Her Beşiktaşlı özgürce gidecek, oyunu kullanacak ve 3 Aralık'ta o sandıkta Beşiktaş'ın kaderini değiştirecek. 60 milyona yakın bir para harcadı, 4'er yıllık kontratlar yapıldı. Bakın Beşiktaş'ta çok genç oyuncularını, yani Rıdvan, Emirhan ve Serdar gibi oyuncularını toplam 10 milyona kaybetti. Onun yerine bir oyuncu aldı sadece 10 milyona. Ve bugün Serdar'ın Avrupa'daki değeri 40 milyon eurolara çıktı. Beşiktaş
kendi değerlerini kaybetmeyecek. Beşiktaş'ta gençler menajerlerin oyuncağı olmayacak. Biz onlara sahip çıkacağız ve Beşiktaş değerlerini Beşiktaş ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendireceğiz. Aynı zamanda Beşiktaş'ta mutlaka altyapıdan yetişen oyuncuyu görmek ister. Bu fırsatı her zaman gördüğü zaman Beşiktaş'ta mutlu olur. O yüzden Beşiktaş kendi fabrika ayarlarına dönecek.